Selamlar Aleyküm, hayırlı geceler. Yeni bir Tarih ve insan programıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenlerimiz. Bizleri sizlerle buluşturan yine Yüce Rabbimize sonsuz şükürlerimiz ve teşekkürlerimiz olsun. Her hafta tarihte bilmediğimiz konuları e, daimi konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza danışıp bilgileniyoruz ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu hafta da Haçlı Seferlerini konuşacağız. Haçlı Seferlerinin nedenlerini konuşacağız. Osmanlılara karşı yapılan seferleri konuşacağız. Konuyla ilgili de sorularınızı bekliyoruz. Sorularınızı da Twitter Twitter üzerinden tarih ve insan etiketi ile e, bizlere gönderebiliyorsunuz. İkinci bölümde devamında inşallah sizlerden gelen soruları yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza soracağız. Ekranları başında bizleri seyreden siz değerli izleyenlerimiz ve değerli konuğumuz hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Elhamdülillah teşekkür ederiz. Yine yoğun Allah razı olsun. Evet yoğun, yoğun gündemdeydiniz geçtiğimiz <laughs> evet. hafta ve bu hafta da yine davetleriniz var. Evet, inşallah. Geçtiğimiz hafta e, Bursa vardı. Evet, Fransa vardı. Fransa vardı ve Nazilli vardı. Evet. Nasıl geçti hocam? Valla önce hafta sonu şeydeydik. Fransa'daydık. Marsilya evet. orada Avignon bölgesine gittim Marsilya'da. çok güzel bir toplantı oldu. konferans oldu. Çanakkale'yi orada konuştuk. Fakat tabii Avignon bölgesi Türk Kültür Derneği var orada. Hı -hı insan gerçekten duygulanıyor Mustafa Bey. Avrupa'da biliyorsunuz büyük bir Türk düşmanlığı, Maalesef. ülkemize Türkiye düşmanlığı, evet. ülkemize yönelik ciddi faaliyetler var. Şimdi böyle bir esnada Avrupa'da o dimdik duran, Türkiye'ye güvenen, ben bu ülkenin ferdiyim diyen, bir araya gelen, faaliyetler yapan insanları görmek, onlarla beraber olmak, Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani bir sizin oraya gitmeniz onlara güç oluyor. İki onların o faaliyetlerini görmek, hı hı. o gayretlerini görmek bizim için büyük güç oluyor. Evet. Bunlar mühim hadiseler. Mesela Avignon bölgesinde e, Türkiye'nin belki Avrupa'nın en büyük külliyelerinden birini yaptırıyorlar. Bir cami ve etrafında külliyesiyle muazzam bir eser kaba inşaatı tamamlanmış ve e, onu bitirmek üzere müthiş bir gayretleri var. Tabi bu arada e, Diyanet'e karşı orada saldırılar var. Bundan rahatsızlar e, o evet. bölgedeki insanlar. Hı hı. Neticede Diyanet Camiası e, bu ülkenin e, dini bir şeyi. Orada insanları bir araya gelmesinde çok büyük bir rol oynuyor. Evet. Ben o sebeple e, şeydeki Marsilya'daki Avignon'daki ve diğer diğer o çevredeki e, dernekleri işte faaliyetlerini konsolosluğun onlarla birlikte olmasını birlikte hareketini gerçekten çok güzel gördüm Hı -hı. bu beni fevkalade memnun etti İkincisi mesela ben oradayken oy kullanma başladı e, bu referandum dolayısıyla evet. her zaman ilk gün yüzde on oy Katılı. kullanılırdı dediler. Bugün yüzde 33 kullanıldı diye ifade ettiler. Yüzde 33 oy kullanmaya gitti. Bu neyi gösteriyor? Yüksek. Avrupa aslında saldırdıkça milletin de birlik ve beraberliği artıyor. Yani ne alaka diyor? Burada da e, referandumlar oluyor. Türkiye buradaki referandumların evetine hayırına mı karışıyor? Yani burada Türkiye'de ilk defa mı referandum oluyor. Yani insanımız sorguluyor Mustafa Bey. Bu iş, bu iş böyle şey meselesi değil. Hani bir <laughs> evet hayır ya da normal bir referandum meselesi değil bu iş. Bu iş Türkiye'yi parçalayamayan, yok edemeyen güçlerin işte büyük bir çıldırmışlık içerisinde bir araya gelip ortak Türkiye'ye darbe vurmak istemeleri. Bu net bir şekilde görülüyor. Millet de bunu görüyor. Hani bugün işte bazen ya bu referandumu işte bize anlatamadılar referandumun ne olduğunu bilmiyoruz diyenler. Demek ki Avrupa'ya iyi mi anlatmışız biz? Avrupa'ya Avrupa Avrupa çok mu güzel anlatmışız? Avrupa anlamış, buradaki anlamıyor. Yani hala anlayamayan adamlara ne demek lazım gelir? Bilemiyorum. Bunu konuşan insanlara, bunu söyleyen insanlara ne demek lazım gelir? Bilemiyorum. O zaman Avrupa'ya bak. Ona göre hareket et diyeceksin. İyi anlamış Avrupa. Demek ki bu ülke güçleniyor. Bu ülke büyüyor. Bu ülke bir araya geliyor, birlikteliği artıyor. Bu ülke ezilmiyor, artık sömürülmüyor <laughs> diye Avrupa bunu anlıyor. Evet. Yani bunları gördüm. O sebeple e, Marsilya'daki, Avignon bölgesindeki o faaliyetler gerçekten çok da selamlar da getirdik. Ya yani getirenden, akşamlara getirenden caminin abi. yine şeyinde... Sohbetler ediyordum. Maşallah. Hem akşam, 2-3 gün kaldım Marsilya'da. Çok, çok güzel. güzel bir e, gerçekten toplantı oldu. Elhamdülillah. Ama en bunun önemlisi, oradaki insanların heyecanını, gayretini, aşkını görmek, ülkesine sevdasını görmek. Asıl önemli olan buydu. Nabız nasıldı hocam? Yani insanlar e, daha çok evet e mi yönelik yoksa hayır mı yönelikti. Mustafa ciddi manada evet sadece. var. Elbette ki, yani e, hayır diyenler de yok değil. Biz hı. bunları ben görmedim ama tabii onlar bize söylüyorlar. Ama çok net. Hocam burada hayır diyen insan yarın burada Türk kimliğiyle Türk kimliğini de kaybedecek olan insan. Yani Türk'üm diyemeyen insan. Türk kimliğini kaybedecek olan insan hayır diyor burada dediler. Türkiye'nin düşmanı olan insan hayır diyor dediler. Ya, başka bir şey değil. Bu insanlar kimliğini, kişiliğini kaybetmeye hazır kimseler. <laughs> Sıkıntı burada diye ifade ediyorlar. Yoksa ben Türk'üm diyen, ben Türkiye vatandaşıyım diyen, ülkesiyle ne olursa olsun vatanını seven, gurur diyen insan bugün orada ciddi manada yani hani bir şey ben evet diyeceğim demek vardır ama bir yakın, kalpler beraber çarparak evet diyeceğiz diye bir Birlikteliğini sağlamak vardır. Evet Bugün orada böyle bir durum söz konusu. Bu fevkalade güzel. Hocam Almanya'da da e, geçen haftadan bir tehdit var aslında. E, oradaki gurbetçi vatandaşlarımız e, oy kullanmaları sonucu işte referandumda çıkacak. E, evet fazla olursa eğer e, oradan sınır dışı etmek için değişik planlar içerisine gireceklermiş. Bu da haberlerde gördüğümüz e, bir haberdi. E, bir kulüp takılıp işte bütün aile fertlerini hem vatandaşlıktan hem de sınır dışı ederek deport ederek göndermek abi, bunların hepsi varmış. bunların hepsi nedir? Korkutmaktır. Bunların hepsi sindirmektir, korkutmaktır. Şimdi 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önce Demokrat Almanya'nın böyle oyunlara girebileceğini düşünür müsünüz? Böyle söylemleri söyleyebileceğini düşünür müsünüz? Bunları yapabileceklerini düşünür müsünüz? Yani akla hayale gelmez. Rüyanızda görseniz inanmazsınız. Demokrat Almanya evet veya hayırda evet diyeni veya hayır diyeni sınır dışı edecek. Aynen öyle. Şunu aklın alabiliyor mu? Bu çıldır çılgınlığı çıldırmışlığı gösteriyor birincisi. İnsanlar bilecek. İkincisi diyelim ki sınır dışı etti. Bu yarın başka şekilde de edebilir. Gidebileceği bir vatanı var. Tersinde, tersinde gidebileceği bir vatanı olmayacak. Vatanı olmayacak Mustafa Bey. Türkiye kaç milyon Suriyeli'ye kucak açmış. Üç. Güçlü bir devlet olduğun zaman sen her yerde iş bulursun, her yere gidersin. Yarın senin ayağın altına kırmızı halılar serip çağırırlar. Ama gidebileceği bir vatanı olmayan adam her zaman ölü adamdır. Her zaman bitmiş adamdır. Fark burada. Evet. Seni sınır dışı ediyorsa gidebileceğin bir vatanın var. Ya vatanın yoksa? Vay haline. O ülkede olsan ne olur, olmasan ne olur? İzilmeye, yok olmaya mahkum bir mahluksun artık. Allah korusun i̇şte inşallah. Öyle bu farkı olmaz. görebilmek önemli. Önce benim bir vatanım olmalı. Niye bir başkasının sınır dışı etmiyor da türkü edeceğim diyor. İşte burada Vatanı mı yok olmasını istersin, kendin mi? Bir insan niye savaşır? Bir insan niye vatanını korur? Vatanım diye değil mi canını verir? Peki, e beni şuradan çıkartacaklar, e çıkartsınlar. Yani Almanya bu hallere düştüyse Almanya daha çok perişan hallere düşer. Aynen öyle hocam. Evet. Evet hocam hemen programı... kaybedecek olan odur. Bunlar önemli konular kesinlikle, tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Şey evet. Kesinlikle. Hocam e, işte Fransa'dan, Marsilya'dan başladık. E, Bursa sohbetleriniz oldu. Tekrar nazilli oldu. Bu hafta da hemen programımızın başında Herhalde hatırlatalım. Herhalde siz de Bursa'daydınız. Mübarek Biz de ay Regalb Regalb Kandil'inde. Becesi. Aynen. Üç aylarımız mübarek olsun. Allah diyelim. razı olsun. İnşallah Geçtiğimiz Regaip Kandil'imiz de, de keza evet. mübarek olsun. Yani üç aylara girdik. Bu üç aylar inşallah ülkemize en bereketli etiketleri de getirir. İnşallah hocam. Ee, yine... Salı ve perşembe davetleriniz var hocam. Evet hafta günü... sonu da Nazilli'deydim. Yani pazar evet. günü bu pazarda Nazilli'de gerçekten o da çok güzel sekizincisi. Ben Nazilli'yi örnek de gösteriyorum Mustafa Bey. Böyle hani bir vilayet değil. Bugün vilayetlerin yapamadığı bir aktiviteyi değil Nazilli mi? Belediyesi 8 yıldır böyle kültür, sanat, edebiyat festivali adı altında Evet. Gayet güzel. En az 30 tane ilim adamını oraya çağırtıyor. Mevkalede ücretsiz yerler veriyor. Hı hı. Hem kitap hem e, sanatla uğraşan insanlara. Onun için burada Nazilli e, Belediyesi'ne selamlar olsun. Kültür faaliyetlerini, onun kültür müdürünü burada tebrik ediyorum gerçekten. Güzel bir faaliyet. Bunlar örnek olmalı. Tüm Türkiye'ye evet. örnek olmalı. Geçtiğimiz hafta da dedik hocam aslında Nazilli il olmayı hak ediyor ama evet. Aydın'a yakınlığı münasebetiyle bir taraftan diye... Aydın, bir taraftan evet. Denizli, Zonguldak iki büyük şehrin ortasında evet. kalmış evet. olması evet. İl olması ama e, bu çok şey değil. İl olmak, e, kaza olmak senin faaliyetlerine mani değil. Tabii yani, ki, tabii ki. Bakın çok güzel. İller yapamıyor bugün. Aynen öyle. Ama e, ilin yapamadığını Nazilli yapıyor. Önemli olan e, hedef ideal. Ve bir şeyleri başarabilmektir. Evet hocam, salı günü inşallah e, Ordu'da olacaksınız. Ordu'da nerede olacaksınız? Valla salı günü Ordu'da inşallah saat 14'te e, Ordu'da bir e, konferansımız olacak. Orada kültür merkezi midir şimdi yerini tam bilmiyorum ama hı. salı günü saat 14'te. Perşembe günü de bunlar gündüz tabii programları. Hı hı. 14.30'da 30'da Nide'de. Nide'de olacak i̇nşallah, inşallah programımız olacak. Buradan da duyurulur eee evet. sevenlerimize izleyicilerimize. Yine hocam hayırlı uğurlu olsun değerli izleyenlerimizi hocamızın yeni kitabı. Emir Allah Timur. Allah muvaffak etsin inşallah. Allah hocam. razı olsun. Hayırlara i̇şte vesile Emir olur. Timur Türkiye'de bütün düşünceleri yıkacak bir kitap. Evet. Yani Timur Han hakkında çok ağır ifadeler, çok iftiralar, çok yanlışlar var. Ama bu kitap inşallah Emir Timur'u Türkiye'de layıkıyla anlatacak bir eser diye ben ifade ediyorum evet. ve mutlaka tavsiye ediyorum. İnşallah hocam. Devamı olacak mı bu bir seri, iki seri diye devam bu edecek edecek? Ta bu tabi Osmanlı'dan öncesini Aha. bu tip kitaplar yapıyoruz. O tabir biliyorsun ilk Müslüman Türk Devleti evet. ve Türklerin Müslüman oluşuydu. Bu Emir Timur, inşallah Sultan Alparslan, Gazneli Mahmud. İnşallah. Bu şekilde devam, devam edecek. edecek. Yine Fi Tarih dergisinde aylık ve sürekli yerel yayınlanan yazılarımız dergide var. yazılarımız Hem Fi tarihte hem Lale Gül'de evet. e, Lale yazılarımız Gül'de de devam, devam de. ediyor. E, i̇ki dergide de. Yazı yazmaya her ay varlığı, Mustafa Bey koşturup duruyoruz. Maşallah hocam Ulaşıyoruz. hakikaten hem e, kitaplarla ilgileniyorsunuz, evet. hem konferanslar, hem katıldığınız bir sürü televizyon programları. Mevlam gücünüzü, kuvvetinizi Allah arttırsın az inşallah. Az olsun. E, i̇lminizden de herkesi faydalanmayı Allah nasip az eylesin az olsun. inşallah. Dualar güç veriyor. Evet. Var olsun izleyicilerimiz sağ olsunlar. Evet hocam. Bu dergileri de tavsiye ederim. Hem Lale Gül'ü. Aynen. Güzel. Zaten e, evet. üç tane kitap hediye edeceğiz. Yanında da yine dergilerimizden hediye İnşallah. olarak göndereceğiz izleyicilerimize. Değerli izleyenlerimiz bu hafta Haçlı Seferlerini konuşacağız. E, nedenlerini konuşacağız. Konuyla alakalı da sorularınızı bekliyoruz. Tarih ve İnsan etiketiyle Twitter'dan bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. İkinci bölümde sizlerden gelen soruları e, tabii ki hocamıza da ileteceğiz. Hocam Haçlı Seferleri dedik, e, başlangıcını ve nedenlerini soralım. E, ve bir de dini sebebi var mıydı bu Haçlı Seferleri? Haçlı Seferleri, hani niye, neden biraz da söyledik Mustafa Bey. Neden Haçlı Seferleri e, konuşalım derken, geçen bir e, şey vardı biliyorsunuz, Papa'nın... Evet bir, hocam, e, gündemde olan bir değil konu, aynen evet, bunu atlamayalım yani, hemen. Bunu atlamayalım. Papa ve Papa e, Haçlı İttifakı. Heh, Haçlı İttifakı, şimdi... Avrupa ülkeleri, Haçlı ülkeleri, şey ülkeleri, Hristiyan ülkeleri, hı hı hı. Papa'nın etrafında AB ülkeleri bir araya geldiler. 27 değil mi? Aynen öyle, Temsilci. Aynen öyle. Şimdi bütün Avrupa Birliği ülkeleri aslında. Bütün, evet, bütün AB ülkeleri orada. Şimdi bu biri neyi gösteriyor? 10 yıllardır AB bir Hristiyan kulübü değildir dediler değil mi? Evet. 10 yıllardır bunu söylediler. Peki bugün böyle bir kareyi vermek, kareye girmek ve bunu tüm dünyaya göstermek. Böyle bir zamanda neyin nesi? Bunu neden bir on yıldır yapmıyorsun? Bugün yapıyorsun. Tam manasıyla bir Haçlı ittifakı, Haçlı seferiyle karşı karşıya mıyız? Evet. Mustafa Bey, bunu milletimizin o fotoğrafı asla unutmaması lazım. Ve o fotoğrafın, o karenin bizim gözümüzü açması lazım. Neden bugün çektiriyorsun? Niçin? Neyi başaramadın da bunu yapıyorsun? Şimdi burada bir AB'yi incelemek lazım. AB'nin geleceğini incelemek lazım. İki, Papa'nın niyetini incelemek lazım. Şimdi Türkiye tarihinin en önemli bir dönemecinden geçiyor. Zaman zaman gündem dolayısıyla değ değiniyoruz. Evet. Türkiye bir istiklal savaşı veriyor diyoruz. Eskiye nazaran üç istiklal savaşı veriyor diyoruz. Bunları söylüyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye'nin üzerine çarpı çekilmişti. Evet. Türkiye yok edilmişti. Bölünmüştü. Başarısı başarılı olsa Türkiye bitirilmişti. Allah korusun. Bir kısmı gitmiş, milyonlarca ölü, mahvolmuş şehirler ve Hristiyan yapılan bir ülke yapılmak istenen. Tabi tabi. Yerle beraber Halep e çevrilmiş ülke. Bütün bölgeler ayrı çevrilmiş ülke ayrılmış. diyoruz. Şimdi bunu başaramadılar. Ve bugün Türkiye'nin işte daha rahat elinin güçlü olması, böyle darbelerle karşı karşıya gelmemesi için bir referandumdan geçiyor ülke. Bu referandum başarılı olmasın diye çalışan bir Avrupa var. Ve bu arada düştüğü feci durum bu FETÖ'yü desteklemeleri dolayısıyla bütün faaliyetleri ortaya çıkmış bir Avrupa var. Şimdi Avrupa'nın bir suçüstü yakalanmış hali. Fakat Türkiye'yi de boyun eğdirememiş, yok edememiş ve dikkat ederseniz Tayyip Bey'in böyle fotoğrafına, yok başına silah dayamalar, aynen, aynen, yok aynen. kim öldürecek demeler, yani çılgınlık derecesine varan neleri görüyoruz? Hareketleri, davranışları görüyoruz. Yani ister sevin, ister sevmeyin ama o sizin Cumhurbaşkanınız yani. ve kafasına dayanmış bir şakana dayanmış bunu bir silahlar yapıyor. Avrupalılar da yapıyor, dergiler de yapıyor, hayır kampanyaları yapıyor. Evet. Şimdi burada bir Türkiye üzerindeki haşlı oyununu görmek. Bunu bir tarafa. iki Avrupa. Avrupa çatırdıyor. Avrupa çatırdadığı zaman onu kim bir arada tutar genelde? Papalık. Papa. Değil mi? Evet. Neden çatır diyor Avrupa? İngiltere ayrıldı. Ayrılıyor. Brexit şeyiyle, İngiliz ayrılmaya başladı. İlk Yunanistan, İngilizce. İtalya, İspanya ekonomik olarak feci durumda. Avrupa artık bunlara kaldıramıyor. Üçüncüsü, mesela ben Fransa'da da söylediler. Hocam Avrupa gidiyor, çöküyor, ekonomisi çöküyor. Neden? Çünkü Avrupa'da çalışmayan yüz binlerce insan çoğalıyor. Evet. Çalışmadan maaş alan insanlar. Ve bu Avrupa'nın ekonomisini çökürtecek bir gidiş. Hı, hı. Mesela göndersin Türk'ü, Türk'ten fazla başka Avrupa'da çalışan adam yok. En fazla evet. üretim yapan, iş gücü sağlayan Avrupa'da Türkler var. Avrupa'da asla bir Türkü çalışmadan göremezsiniz diyor. Söylüyor bunu bizimkiler. Buna karşılık sömürdükleri tabii Afrikalılar yıllarca sömürdüler. E o insanların çocukları da orada hadi buyur ver şimdi paramı. Çalışmıyor. Rüzgar eken fırtına biçer demişler. Avrupa yakında fırtına biçmeye başlayacak. Devletlerin ara hayatında 5-10 yıl anlık gibidir devletlerin hayatında. 5-10 sene içerisinde Avrupa ciddi problemlerle karşı karşıya geliyor. İşte Avrupa'nın bu bölünmesine giden yolu, parçalanmaya giden yolu Papa da görüyor, Avrupalılar da görüyor. Bu gitmesin diye bir arada fotoğraf vermeye çalışıyorlar. Evet. Peki bu fotoğrafı nasıl bir araya getirsin bunları? Ayrıca şunu da söyleyeyim. Avrupa'da ırkçılık hareketleri de aldı başını gidiyor. Irkçılık hareketleri Avrupa ülkelerini de karşı karşıya getirecek. Avrupa'da yarın kan gövdeyi götürecek ırkçılık faaliyetleri neticesinde. Şimdi bunun için bunlar tabii uyanık devletler zeka fışkırıyor bunlardan. Hainliğine olduğu zaman, hainliğine, sana bana düşmanlığa olunca zekaları müthiş çalışıyor. Düşman üretiyorlar. Türkiye bir düşman. Bizim büyük bir düşmanımız var dedikleri zaman Hristiyan aleminin, büyüyen Türkiye, yücelen Türkiye, güçlü Türkiye, büyük bir düşman geliyor. Osmanlı mı geliyor deyince bir araya getiriyorlar. Hmm. Tamam mı? Haçlı seferi başlatıyor Türkiye'yi böyle. Türkiye ne zaman nereye saldırdı? Türkiye her yerde işte toprak bütünlüğünü bir takım şeyleri savunan bir ülke. Evet. Türkiye sadece dünyada adaletsizlik istemiyor, e, e, zulüm istemiyor, adaletsizlik evet. istemiyor, adil bir idare istiyor. Beş ülkenin kararıyla 500 ülkenin kaderi belirlenmesin diyor. Orta Doğu'da kan gövdeyi götürmesin diyor. Türkiye bunu istiyor. Ama hayır ötekiler, ötekiler Müslüman kanı içmeye alışmış. Müslüman kanı dökmeye alışmış. O sebeple de bu düşmanlığı devam ettirmek istiyorlar. Düşman göstermek istiyorlar kendi birliktelikleri için. İşte Müslüman'ın gözünün açacağı husus bu Mustafa Bey. Müslüman gözünü açmalı. Hala evet ne demek hayır ne demek değil kardeşim evet Avrupa Birliği'ne ve Avrupa'ya her evet bir yumruktur bundan daha güçlü yumruk vuramazsın bunu bileceksin. Aynen öyle. Hocam. Evet hocam e, İngiltere aslında bu Avrupa Birliği'nin den doğacak e, tehlikeyi sezdi de e, daha önceden ben ayrılayım kopayım bu devletler e, zaman sonra gelecek benim ekonomimi de çökertecek gibi bir düşüncelerim vardı acaba. İlk çünkü sıyrılış onlardan oldu. Değil mi? İngiltere'den oldu. Demek ki bir şeyler var hocam. Hatta bir şeyler değil birçok şeyler İlk var. Birçok Şeyler var. İngiliz görür. Çünkü iyi görürler. Onlar dizayne diyorlar. İyi görüyorlar. Siyaseti de dizayne ediyorlar. Bu durumu gördüler Yunanistan meselesinde. Çünkü AB'nin asalakları çok. Evet. Kaç ülkeye girdi? Yunanistan... Türkiye 50 yıldır bekliyor. Avrupa'da, Balkanlar'da herkesi böyle mıknatısla çeker gibi çektiler. Mıknatısla çeker gibi çektiler. E bu ülkelere bir şeyler. Şimdi Amerika ne diyor? NATO'ya para vereceksiniz diyor. Bugüne kadar Almanya askeri harcamalarına para mı verdi? Avrupa askeri harcamalar için para mı harcadı? Neden ilerliyor Almanya? Neden Hollanda? Şu an Neden en iyi bunların gayrimüsafi milli hasılaları yüksek? Çünkü Amerika bütün şeyi çekiyordu. E Amerika şimdi diyor ki ben bu parayı vermeyeceğim. Evet Ben NATO için herkesten üye ülkelerden para isteyeceğim. E bu da onları korkutuyor. O zaman buyurun. Hadi bakalım yarın nereye varacak ekonomileri? Zaten AB gidiyor. Tabii Türkiye yüzde %40, %35 askeri harcamalara bunca para veriyor şu Türkiye'nin gücünü buradan daha iyi anlamak lazım. Bu ülkenin, bu milletin gücünü buradan anlamak lazım. Ekonominin son 15 senede nasıl bu şekilde ciddi ayakta durduğunu görebilmek lazım. Evet. Bir taraftan savaş veriyorsun. Bir taraftan iç, içeride ihanet çetelerinin verdiği ekonomik zararlarla uğraşıyorsun. Ve buna rağmen Türkiye'nin dünyanın en yine şu anda büyüyen gücü ki AB'den daha yüksek bir büyüme hızı var, bunu da gördük. Türkiye bu rüyalarını kaçırıyor, uykularını kaçırıyor. Aynen. Onun için uykularını kaçıran bir Türkiye var. Bir tek önemli husus var bu milletin, gerçekten birlik ve beraberliği olduğu zaman ben düşünmek bile istemiyorum. O zaman büyüme hızı ne olur, Avrupa nasıl daha felaketlere gider, bunu göreceğiz inşallah. İnşallah hocam bu arada. E Yerli atak helikopterimize bir de yerli füze yapıldı. Hal durum böyleyken e, hem helikopteri üretiyoruz artık hem de kendi füzelerimizi ya, üretiyoruz. Ya şunları dahi görebilmek lazım değil mi? Aynen Mustafa öyle Bey hocam. Ya. Yıllarca İsrail'le anlaşmayı hangisi yapmıyordu? Kim gitmiyordu? Silahlarımız, her Hı -hı. şeyimiz. Ondan sonra uçağını kaldıramazsın, yürütemezsin, perişanlığımız. Evet. Yani şunu dahi bugün bugün askeriyenin en fazla en fazla destek çıkması lazım gelen mesela bir husus. Nerede böyle silahlar? E, nerede hocam? Yani nerede eskiden bu nerede hocası? böyle? Evet. E, i̇nsansız hava uçağımız bile yani elhamdülillah şu anda evet. e, dünyada sayılı. Ve ayrıca hocam e, İstanbul'da oturanlar için de söylemekte fayda var. E, zaman zaman Milli Savunma Bakanlığı'nın bir fuarı oluyor. İşte bu askeri e, mühimmatları ...neşrediyor, evet. ortaya koyuyor. E, gidip görülmesinde gerçekten fayda var. E, hakikaten insanın şöyle e, bir gururlanıyor yani. Evet. Elhamdülillah diyorsunuz. Çok güzel işler var. Şimdi hocam tarihte... ...buna benzer olaylarla aslında başlıyor değil mi bu seferler? Haçlıların bir arada e, toplanıp ittifak evet. halinde e, neler yapılabilir? Nasıl saldırabiliriz? Nereden vurabiliriz? Haçlı seferlerin başlama nedenleri böyle miydi? Hemen hemen böyle tabi e, yani isimler değişiyor. Tabii ki. Belki bazı e, mekanlar da, değişiyor. Mekanlar değişiyor. Bazı maksatlar sebe daha doğrusu sebepler değişebiliyor Hı -hı. ama ana maksat ana düşünce ana maksat bu. Hı -hı. Yani hani bazen ana maksat e, gölgede kalabilir ya da ana maksadın etrafında başka sebepler de vardır ama ana gaye ana hedef değişmiyor o bu. Şimdi dini sebeplerdir, evet. Kudüs'tür, kutsal mekanlardır, değil mi? Mesela Kudüs'ün Müslümanlar eline geçmesidir, kutsal mekanlardır ama ne zaman başladı mesela e, Haçlı seferlerinin başlangıç yılları? 1095-1096 yılları. Evet. E, yani 11. asrın sonları. Oysa Kudüs ne zaman bizim elimize geçti? 638 yılında Hz. Ömer tarafından fethedildi Kudüs. Bakın, 638 Mustafa Bey demek ki 4 4 buçuk asır olmuş 450 sene olmuş. Evet. Şimdi Kudüsü kurtarmak için bir Haçlı seferi olsa 438 yıldır ne olması lazım? Bu seferlerin olması lazım yani. değil mi? Oysa yok böyle bir şey. 438 sene bir Haçlı seferi yok. 438 sene sonra Haçlı seferleri 450 sene sonra Haçlı seferleri başlıyor. Demek ki başka maksatlar veya başka şartlar da oluşmuş. Hmm. Bunları da görebilmek lazım. Bunları da görmeden neticeyi tam böyle söyleyebilmek çok mümkün değil. Burada nasıl söyleyebiliriz? Mesela güçlü İslam devletleri Hazreti Ömer Efendimiz evet. 638 senesinde Kudüs'ü fethediyor. Şimdi ama nerelere kadar gidiyor İslam İslam'ın gücü? Ta bakıyorsunuz Hz. Ömer, Hz. Muaviye döneminin sonuna vardığında Sicilya'ya varan, evet. Sicilya'ya varan, daha sonra neredeyse İspanya'ya varan bir İslam gücünden bahsediyoruz. Kıbrıs alan İslam gücünden bahsediyoruz. İstanbul önlerine varan İslam gücünden bahsediyoruz. Bir taraftan Türk ülkelerini saran Anadolu'ya ulaşan e, dünyanın en büyük iki imparatorluğu Sasani bir tanesinin Sasani imparatorunu imparatorluğunu güçlü darbelerle yıkan bir İslam devleti var. İkinci büyük imparatorluk Roma İmparatorluğunu yine güçlü darbelerle sendeleten bir ne var? E, İslam, İslam devleti, devleti var. var. Dolayısıyla İslam devletinin gücü belki böylesi faaliyetleri önlüyor. İki büyük imparatorluk belki bu Haçlı seferlerini zinde tutacak, yürütecek. İki büyük imparatorluğu bir noktada birini yok etmiş, diğerini de diz çöktürmüş bir İslam devleti. Dolayısıyla bir Müslümanların güçlü olması lazım geldiğini anlıyoruz biz. İkincisi Haçlı seferlerinin başladığında şu noktayı göz önüne almak lazım. Büyük Selçuklular Melikşah'ın vefatı 1092. Bakın 1092 Üç sene sonra da Üç sene seferi. sonra Haçlı seferleri başlayacak. Melikşah öldüğünde ülke aldığı 6-7 parçaya ayrılıyor. Mustafa Bey. Demek ki senin bölünmen, parçalanman Hı. düşmana fırsat tanıyor. Düşmana fırsat veriyor. Bir boşluk buluyorlar. Bir orada. boşluk buluyorlar. İkincisi Anadolu'da da yine Büyük Selçuklularla Anadolu Selçuklularının mücadelesi esnasında Kutalmış oğlu Süleyman Şah şehit düşüyor 1075'te. Oysa İznik'e kadar varmıştık biz. Anadolu Selçukluları içerisinde de bir dağınıklık var. Bir dağınıklık var. Keza Büyük Selçuklular'da da 5-6 parçaya bölünmüşlük var. İşte bu Avrupa için ne oluyor? Bir fırsat oluyor. Hmm. Ve e, Anadolu'nun da tabii Türklerin İznik'e kadar varmış olması, gelmiş olması Artık Avrupa'nın tehlikede, te Avrupa için de bir tehlike çanlarının, Bizans için tehlike çanlarının başlaması sebebiyle Bizans hep yardım geçmiş. istiyor Avrupa'dan. Yani bize yardım edin, Haçlı seferleri tertipleyelim. Mihail 7. Mihail, Bizans İmparatoru 1075'ten itibaren yardım çanlarını istiyor. Belki 20 sene böyle bir faaliyete girişilemiyor. Ama 20 sene sonra Orta Doğu'da İslam devletlerinin parçalanma noktasına girince ki Kudüs'te de bu esnada Fatimi devleti var. E, Fatimi devleti de Şia bir hmm. gücü var. Sünni İslam dünyasıyla devamlı çarpışmaları var. Şia-Sünni çatışmalarının da has safhada olduğu bir dönem. İşte böyle dönemde kurt puslu havai sever misali Haçlı seferlerinin başladığını görüyoruz nasıl insanlara hareketlendirebilirler? En önemlisi dini. Kutsal mekanları kurtaralım. Değil evet. mi? Yani din kanalından Din gibi. kanalından. Birinci olarak söyledikleri kanal da bu. Evet. Aslında burada Avrupa'nın o zamanki durumlarına da bakmak lazım. Avrupa en karanlık çağlarından birini yaşıyor. Avrupa derebeyliklerin, derebeylerin tamamen tahakkümü altında. Halk tam manasıyla eziliyor. Yiyecek halkın kendisine ait neredeyse tarlası yok. Sömürülüyor. Sömürülüyor. Köle sınıfı gibi çalışan bir sınıf var. Ve çok rahat olan işte üst binde var. bir kecelik bir üst tabaka var. Nüfus gitgide artıyor. Toprağı olmayan insanlar çoğalıyor. Hırsızlık, uğursuzluk, tecavüzler, her şey, bütün kötü ahlak has safhada, işte böyle bir dönemde derebeyler, krallar, bir takım papa, din adamları bu kitleyi, böyle bir kitleyi üzerinden atmak istiyor Or şeye, Orta Doğu'ya. Yani vücuttaki uru Hı, dışarıya, atmak, dışarıya yani. atmak istiyor. Bunun için de düşündüğü yol bu. Bu insanları Orta Doğu'ya göndermek. Orada gitsin, Orada yer bolsun, yurt bolsun, çatışsın. Yani Hocam, bu konu böyle dinledikçe sebep içinde sebep çıkıyor. Yani, aynen öyle. Onun neler için, dedi. neler çıkıyor. Onun için bugün de aynısını görmüyor muyuz Mustafa Bey. Evet. Bugün daha işte çarpışmaya gelenlerin yüzde yani, seksen Avrupa'dan değil mi? Aynen öyle. Bakın, bakın ve bu insanlar Avrupa'nın bir zamanlar içlerinde Müslümanlara karşı kullandığı radikal İslamcılar değil mi? Evet. Radikal İslamcılar. Yani. ...kendini patlatmaya hazır İslamcılar. Adı altında İslamın aslında İslam'ın ne İslamla olduğunu ha. bilmeyen İslamcılar. Bunları hep İngilizlerin yetiştirdiği adamlar. Evet, İslam'ın adını lekelemek adına. Abdül Afgani'nin, Abdül Afgani'nin... ...Reşit Rıza'nın, Seyit Kutub'un... ...Mevdudi'nin, Hamidullah'ın... ...yetiştirmiş olduğu adamlar. Bunlar sadece radikal İslam. Bunlarla baş edemiyor şimdi. Ne yapıyor? Bir Daesh örgütü çıkartıyor. Cihad uğruna bunlar oraya gönderiyor... Orada Müslüman kestirttiriyor, yok ettiriyor. Bak o günde kendi insanını içinden atıyor. Aynı nokta. Bunları görmek değil. Orada evet. bu tip insanları, e bunları nasıl gönderiyor? Bunlara cennette yer tapu veriyor. Yani cennette alacakları yerlerin tapularını veriyor. Cennette sana şu kadar tapu, bu kadar tapu şu kadar işte şu dönüşü şu kadar dönüm arazi tapu dağıtıyorlar cennet tapusu. Ya bunlara inanan adam var mı diye sormamak lazım. Var. Tarihte de var, günümüzde de var. Ya e günümüzde Hala FETÖ, var. FETÖ tapu dağıtmadı mı? Hala dağıtmıyor mu FETÖ? Cennet vermiyor mu? Mutlak cennetlik yapmıyorum mu adamı. Evet. İşte bu. Ha eline tapu vermiş, ha adamı cennetlik kılmış. Evet hocam. Evet hocam, e, burada bir virgül koyalım hocam. Reklam aramıza gelmişiz. Daha e, Sizden dinledikçe hakikaten konunun içinde başka konular var. O <laughs> konu başka bir kapıyı açıyor. E, hakikaten aydınlanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, tarih ve insan etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. İkinci bölümde inşallah yeniden karşınızda olacağız. Bizden bir yere ayrılmayın. izleyenlerimiz Tarih ve İnsan programının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde yine hocamızdan önemli bilgiler aldık. Gündeme dair biraz sohbet ettik. E, gidecekleri yerlerden bahsettik ve konumuz olan Haçlı Seferleri nedenlerini bahsettik. Şimdi de inşallah hem sizlerden gelen soruları hem de e, konu başlıklarımızla inşallah devam edeceğiz. Evet hocam e, Haçlı Seferlerinin başlangıcından konuştuk. E, şimdi ilk Haçlı Seferlerini ve e, kimlere karşı oluşturuldu? Ve bir de e, şu notu almışız, İnsan yiyen Avrupalılardan bahsedilir. Evet Bu tabir doğru, doğru mudur? Bunun aslı nedir hocam? Şimdi Mustafa Bey, e, hani tam böyle şeyler üzerinde kaldık, e, sebepleri üzerinde konuşurken evet. araya girdik. Aslında Avrupa patlamak üzereydi. Yani öyle bir e, durum söz konusu ki, sosyal bir patlama hı hı. söz konusu. Ee, yokluk kıtlık işte bir takım insanlar çok kazanıp bir takım insanlar perişan bir şekilde yaşıyor ve büyük bir patlamanın eşiğine gelinmiş durumda ee, hırsızlık e, tecavüz her türlü kötü şeyler almış başına gidiyor açlık açlık sefalet kol geziyor şimdi şöyle bir şey söyleyelim tarih her zaman buna hazırdır. Bunu önleyecek tek şey ne? Bütün bunu önleyecek. İnsanlık her zaman, mesela Peygamber Efendimiz doğmadan önce, cahiliye dönemi, cahiliye dönemi karanlık bir çağ değil mi? Evet. Herkesin birbirine saldırdığı, hak yediği, perişanlık, kız çocuklarının diri, diri diri gömüldüğü, karanlık bir çağ. Avrupa karanlık bir çağ yaşıyor. Tek bir kurtuluşu var insanların. İslam. Müslümanlık. Yani Müslümanlık huzur getiriyor insanlığa. İslamiyet huzur getiriyor. İslamiyete bağlı olduğun müddetçe memleketin, toplumun, devletin huzur içerisinde oluyor. Yoksa Avrupa yarın işte az önce bahsettik değil mi? Evet. yarın yine büyük felaketlerle karşı karşıya Avrupa. Avrupa büyük. Yani Avrupa'yı kimse gözününnde, gözünde büyütmesin. Kimse işte Avrupa, Almanya 10 sene, 20 sene önce bunları yapacak demokrat ülke. Bunların demokratlığı falan kendine. Bunlar demokrat falan değil. Bunlarda insanlık diye bir şey yok. Bunların insanlığı da, demokratlığı da, ahlakı da her şeyleri kendileri için. Ve kendileri de zora düştüğü zaman kendi halkını da satabilecek adamlar. Mahvedebilecek adamlar. Bunu görüyoruz. Onun için Papa II. Urban 1095 yılında meşhur nutkunu veriyor. Ve kurtuğu işte şeyi kurtarmak adına, mukaddes beldeleri kurtarmak adına böyle her tarafta keşişleri harekete geçiriyor ve şeye doğru Kudüs'e Müslümanlar üzerine insanları sevk ediyor. Kralları onların çocuklarını buna karşı bir birlikteliğe çağırıyor. Ve Pierre Lermit dediğimiz, işte önce bir keşiş bu, yüz bin kişi topluyor etrafına. Etkili insanlar, etkili vaizler, köyleri her tarafı gezmek şartıyla, yani öyle bir anlatıyorlar ki, Orta Doğu'daki ülkelerde, İslam ülkelerinde, çeşmelerinden bal akan memleketler, zengin, müreffeh beldeler, Toprak bol, arazi bol, zenginlik bol, para bol. Sanki toprak yerine altın fışkıran ülkeler. Böyle anlatıyorlar ve yüz binlerce insanı böyle bir şeye hazırlıyorlar. Ve Pierre Lermit komutasındaki birinci Haçlı Seferi'nin öncüsüdür bunlar. Yüz bin kişiyle şeye doğru, büyük bir Kudüs'e e, doğru. Kudüs e doğru, özellikle İstanbul üzerinden Balkanlardan doğru müthiş bir kitle geliyor 100 bin kişilik. Hı hı. Ve bu kitleyi tabii bu kitleyi özellikle Sultan Kılıçarslan ki İznik önlerine kadar geliyorlar. Oradan ilerlemeye başladığı zaman İznik'e o zaman birinci Kılıçarslan Malatya'yı kuşatmış durumdaydı. Malatya e, kuşatması Malatya'yı almak için geldiğinde şeyin ...Selçuklu ülkesine girdiğini haber alıyor... ...yüz bin kişiyle... ...Pierre Lermit komutasında ki bunlar... ...girdiği her yeri yağma ederek yürüyen... ...müthiş bir güruh... ...topluluk... ...her tarafı yağma ederek gidiyorlar... ...ilerliyorlar... ...ve bunları... ...Pierre Lermit... ...götürürken... ...neticede birinci kılıç Aslan, ...iki savaşta üst üste... ...mahvediyor... ...yani... İki savaşta yüz bin kişiyi öylesine kılıçtan geçiriyor ki. Bu neyi gösteriyor? Bu insanlar öylesine toplanmış bir topluluk. Savaşı bilmiyor. Sadece halk. Yani sürü halinde Anadolu'ya gönderilmiş insanlar. Selçuklular bunları iki meydan şeyinde çeviriyorlar. Ve neredeyse tamamen kılıçtan geçiriyorlar. Yok ediyorlar. 1097. Ardından asıl büyük güçleri yani silahlı güçleri kralların oluşturduğu güçler hareket edecek. <laughs> Ve bu güçler 1099 yılında Anadolu'ya girecekler. İşte burada birinci kılıç Arslan aldanıyor. Yani neye aldanıyor? aldanıyor hocam? İlk o Pierre Lermit'in <laughs> e, başıbozuk güruhunu mahvetmişti. Onları da böyle zannediyor. Onları İkinci da alt bu şekilde. Bu şekilde alt edebileceğini zannediyor. Oysa bunlar birincisi 300-400 bini geçen 500 bine ulaşan kuvvetler. Korkunç bir rakam yani. Aynen, aynen, Akıl alıcı kuvvetler değil. İkincisi de bunlar daha çok evet içlerinde belki yine yüzde elli halk var ama 200 bin kişilik de muazzam ordular var. Savaşan birlikler var. İşte Kılıçarslan Bunlara önce bir vurunca ne kesmekle biteceğini görüyor, ne de güçlü bir şey. Kendisi bitiyor böyle bir durumda. Süre gelen bir... Ve savaşı şey var, kaybedip çekiliyor. Bundan sonra yeni bir savaş setini geliştiriyor. Vur kaç taktiği yapmaya başlıyor. Vuruyor, çekiliyor, vuruyor, çekiliyor. Buna rağmen 100, 150 bin, 200 bine yakın güç Urfa'ya, Antakya'ya iniyor. Urfa'da, Antakya'da kim var? Büyük Selçuklular var. Büyük Selçuklular kaç parça? Yedi parça. Orada atabeklikler var. Hmm. Dımaşk atabekliği, Irak atabekliği, Suriye atabekliği, çeşitli atabeklikler var. Beşe bölünmüş altıya bölünmüş. Beylikler diyebiliriz. Beylikler hocam? diyebiliriz. Hı -hı. Birbirlerine girmişler, birbirlerine yiyorlar. İşte Anadolu'da 400 bini belki yok edilen Haçlıları 150-200 bini Urfa'yı alıyor, Urfa kontluğu. Antakya'yı Antakya alıyor, Antakya, Antakya Prins kontluğu. Ve Kudüs'ü alıyorlar Fatimilerden. Yani Urfa'da, Antakya'da, Kudüs'te devletler kuruyorlar. 150-200 bini. Bu, bunu asla unutmamak lazım. Bu tamamen bölünmenin eseridir. Aynen. Yani bir yerde Anadolu Selçuklu üst üste darbeler indiriyor. 100 bin, 150 bin kişiyle Büyük baş edemiyor. Baş edemiyor. baş edemiyor. Bunun işte bunun sebeplerini, bunun neden olduğunu, nedenlerini iyi düşünmek lazım. Bölünmenin, parçalanmanın Kime yaradığını iyi anlamak lazım. Bir de bölünme neden oluşmuş işte hocam? Yani o atabekliklerin aralarındaki o husumet neydi acaba? Neyi bölemediler? Biz bunu Neyi burada çok konuştuk Mustafa Bey. Evet. Osmanlı bunu önlemek için kardeş katli yaptı dedik değil aynen, mi? Aynen. aynen. Yani padişahın beş oğlu var. Beş oğluna beş tane atabek tayin ediliyor. Melikşah öldüğü zaman kimisi Berk Yaruk, kimisi Muhammed Tapar, kimisi Mahmut. Her birisi bir şehzadenin etrafında yer alıyor. O dönem bu işin de olmasında büyük hayırlar olduğunu söylemiştiniz hocam. Evet. Ki geri evet. geldi de tam oldu yani. Değil mi yani <laughs> Aynen onun etrafında geldi. yer alıyor. Evet. E, her birinin güçlü komutanları var. Padişah çocuğunun yanına herhalde zayıf bir komutan göndermiyor. En ciddi komutanları, hı hı. bir en ciddi 2-3 komutanı işte Sultan Berkyaruk'un emrine veriyor. Daha yine güçlü insanları Muhammed Tapar'ın veriyor. Hı hı. Sul Mahmud'un veriyor. Yani şehzadelerin etrafına güçlü komutanlar veriyor. Evet. E, şehzadelerin küçük olanları mesela küçük olanlar bu güçlü komutanlar istediği gibi hemen orada atabeklik kuruyor. Beytekinliler, zengiler, Eyyubi daha sonra hepsi atabeklikle kurulmuş devletçiklerdir bunların. Evet. Böriler. Yani bunların hiçbirisi Selçuklu şehzadesi değil. Bunlar güçlü beyler güçlü beyler o şehzadenin adına iş yapan beyler bizde onun için devletler çabuk yıkılır yeni bir devlet doğar. Hı hı. Yani Eretna Bey ölüyor. Oğlu küçük. Yanındaki Kadı Burhanettin Ahmet müthiş bir devlet adamı. E ne yapıyor? İki yaşındaki çocuk neyi idare edecek? Yani onu kenara koyuyor. Kendi devletini kurmuş oluyor. E kendi öldüğü zaman da çocukları küçük kendi devleti yıkılıyor. Bu böyle 157 tane, 200 tane devlet kurmak mümkün mü? Bunların her birisini işte güçlü beyler kendi devletini kurmuş oluyor ve öyle devam ediyor. Onun için Osmanlı buna dur dedi. Bu yönü açtı. Ya yani evet. bak yeri geldi hemen. <laughs> aynen aynen, aynen. Hocam. Bakın işte burada gördük ve ne dediniz bana? İnsan yediler mi eti değil mi? Evet, evet. Ya, Avrupalılar insan e, yiyen Avrupalılar. Şimdi Kılıç bunlara vurup dururken anladı. Bunlarla baş etmek mümkün değil. Korkunç bir güruh. Ne yapıyor? Bir taraftan çekilirken bir taraftan su kuyularını dolduruyor. Bir taraftan zahireleri yakıyor. Aç bırakmak, perişan kılmak, zayıflatmak ve vurmak. Bir taraftan açlık çekiyorlar, bir taraftan susuzluk çekiyorlar, bir taraftan ilerlemek durumundalar ve bir taraftan da Selçuklular vuruyorlar, dağlarda çekiliyorlar. Vuruyorlar, çekiliyorlar, zayıflatıyorlar. 400 bin kişi neyle doyacak? Ya. Neyle, neyi içecek, Ne yiyecek, ne içecek? Zaten girdiği yerleri mahvediyorlar. Şimdi işte Haçlı Seferleri'nin en büyük özelliği, tarihin en büyük organize yamyamlığıdır. En büyük yamyamlığı. Bunu kim? Özellikle Brentano. Mesela bu adam Fransız Enstitüsü üyesidir. 1934'te Haçlılar diye müthiş bir kitabı var. Yani orada mesela ilk Haçlı seferinde Hristiyan din adamı Pierre Lermit komutasındaki öncü birlikler İznik civarında ele geçirdikleri çocukları pişirmek üzere parçalıyorlar veya kazığa geçirerek ateşte kızartıyorlardı. Of. Kebap yapıyorlardı Mustafa Bey. Kimi? işte bizim atalarımızın çocuklarını. Bizim evlatlarımızı kebap yapıyorlardı. Mesela Fransız milli destanı Janson de Antiquo'dan şu alıntıları yapıyor. Antakya önlerinde açlıktan şikayet eden açlara Hristiyan din adamı Pierre Lermit şu tavsiyede bulunur. Açlığınızın sebebi korkaklığınızdır. Türk cesetlerini toplayın, tuzlayarak pişirilirse daha lezzetli olur. Allahu Ekber ya. Yani nasıl lezzetli olacağını da söylüyor. Sur üzerindeki Haçlılar dediğini yaparlar. Sur üzerindeki Türkler bu inanılmaz vahşet karşısında gözyaşı dökerler. Yani ortalıkta cesetler var. Sizler kalenin surları üzerindesiniz. Sizin cesetlerinizi alıp kebap yapıp yiyorlar. Çevirmişler kalenizi ve kebap yapıp yiyorlar. Ve ne yapıyor onlar? Ancak gözyaşı döküyorlar. Halep'in Mağarra kasabasında ölmüş Türk askerlerini doğrayıp etlerini kızartarak yediler. Yani açlık öylesine bir hal almıştı ki askerler kasaba civarındaki bataklıkta 15 gündür bekleyen Türk cesetlerini büyük bir iştahla yediler. Susuzluklarını giderebilmek için de kanlarını içtiler. Mustafa Bey Haşlı bu. Biz herhalde Çanakkale programında Akif'in hani kimi Hindu kimi yamyam evet, yam derken yam. Evet, evet. değerlendirmiştik. Bu millete yamyam yam diye Afrikalı Müslüman din kardeşlerimizi Müslüman kardeşlerimize yamyam yam söylettiler. Yamyamı iyi tanı. Yamyam yam İngiliz demiştik. Fransız, evet. Alman demiştik değil mi? Buyurun işte yamyam. Yam. Ben yazmıyorum. Fransız akademi üyeleri yazıyor. Haçlıların nasıl barbar olduklarını, nasıl in, ölü insan etini, Türk etini yediklerini ve o eti nasıl nasıl e, lezzetli hale getirdiklerini onlar yazıyor. Şayet bugün oynanan oyunları göremezsen, oynanan oyunları göremezsen yine kebap olursun. Evet. Yine kebap olmaya mahkumsun, göreceksin bunu. Buyurun işte. Bugün daha aç kalmadılar Suriye'de. Akan kan, Irak'ta akan kan, Müslüman kanı. Irak'ta o Müslüman naaşı, oradakiler yok edilen. Yarın senin etini de kebap yapıp yerler. Uyanık olacaksın. Kimi, kimi desteklediğini, kimin safında olduğunu bileceksin. Evet. Başka türlü yok olmaya mahkum bu millet bu millet tarih öğrenecek Mustafa Bey. Tarih bilecek. Kaç tane haçlı seferini sorduğunda işte şu FETÖ örgütünün lideri ne diyordu? Haçlılar size hiç şey önce, yapmaz. Haçlılar size hiç Sizin bir şey yapmaz. Dokunmaz. Namusunuza dokunmaz. Kızınızı, oğlunuzu, eşinizi, ananızı haçlılara teslim edin diyen adam değil miydi? Evet. Buyurun. Hani Mustafa Bey batılı da demiyor bu adam. Bakın biliyor. Avrupalı demiyor. Hatta Güneydoğuya, Haçlıya, Haçlıya, Haçlı mı diyor? Evet. Merak edenler YouTube'dan girip bakabilir. Bakabilir. Sonra bir de girsinler Kudüs'ü aldılar dedik değil mi ilk karşı seferinde? Evet. Kudüs'te neler yapmışlar? Bir de ona baksınlar. Bir de Kudüs'te ne yapmışlar? Kan dize kadar geliyordu dizlere. Sokağa çıkan insanlar. Böyle bir katliam yeryüzünde yok. Tarihin en büyük katliamı. Altınları yuttular diye bağırsaklarına kadar deşilen insanlar. Allah Allah. Altınları yuttular, altın bulacağız diye bağırsaklarını deşiyorlar. Göreceksin ne yaptıklarını. Okutulmuyor, tarih bilgisi yok. Bari ne diyeceğiz? Aç internette Kudüs katliamı bak bakalım. Haşlı ne yapmış? Ve bir de Petronu ne söylemiş Haçlılarla ilgili? A çok diyecek söylediğin gibi. Evet. İşte Hocam, bunlar evet. insan yiyen yamyamlar. Bunların ataları hani ne demişler? Ş şeyi kaynatsan olur mu şeker? Katranı kaynat. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsine çeker diye. Değil evet. mi? Bunlar da cinsine, cinsine çeker Mustafa Bey. Evet doğru. Yani. Evet hocam doğru maalesef. Şimdi o dönemde e, Türklerin kebap olarak kızartılıp etlerinin yenmesine hayretle bakıyoruz ama hocam hala daha var aslında Myanmar'da, Suriye'de, Haçlı Şabi, bunların yaptıkları İslamiyete, İslam kardeşlerimize yaptıkları zulümler de cabası aslında. Bunlar evet, da evet. bahsedilmesi gerekiyor ki evet. bu yakın tarihimiz. Yani de biz burada, aylar öncesi bu. Konuştuk Mustafa Bey. Hindistan'da ya. Üçüncü Bahadır Şah'a değil mi? Evet. Ve günlerce aç bırakıp eşini ve Bahadır Şah'ı aç bırakıp çocuklarını kebap yapıp önlerine koymadı mı? Evet. Bunu yamyamdan başka kimin aklına gelir bu? Bu bu zulüm, bu işkence bir tek kişinin aklına gelir. Yamyamların aklına gelir. Başkasının gelmez. Senin aklına bu gelmez. Hangi Türk düşmanına, esir ettiği düşmanına böyle bir muamele layık gördü? Kim yaptı tarihte? Yazar mı böyle bir şey? Evet hocam, inşallah bu ümmetin içinden yine bir Selahaddin Eyyubi çıkacak ve bütün zalimleri aynı şekilde kılıcından geçirecek, yaptıklarına maruz bırakacak. Selahaddin Eyyubi'den de bahsedelim hocam biraz. Evet Selahaddin Eyyubi'den de bahsedelim. Gerçekten Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşı'yla, 1141... Gerçi gelen sorularda da çok var. Selahaddin Eyyubi'den evet, neden bahsediyorsunuz? Eyyubi. Yani şey olduğu zaman Selahaddin Eyyubi'yi gelen... e, akla gelmemesi mümkün değil. Asıl olan Selahaddin Eyyubi'dir. Çünkü e, Selahaddin Eyyubi gerçekten e, Haçlıların karşısında duran en önemli devlet büyüklerinden bir tanesidir. Eyyubiler devletinin kurucusu. Ki ondan önce Nurettin Zengi'yi de Evet burada İmadettin Zengi, Nurettin Zengi onların adlarını mutlaka Zizlik anmak edmedim, evet. lazım. Çünkü e, Haçlıların önüne onlar durdular. Mesela 1101 yılında ikinci bir Haçlı seferi. Çünkü Haçlılar çok büyük insan kaybına maruz kaldılar. Evet, Urfa'yı, Antakya'yı zapt ettiler. Kudüs'ü aldılar. Gildiler. Buralarda konluklar, prensliikler kurdular ama büyük bir kayıp verdiler. Yani 600 bin, 700 bin belki daha fazla Çok insan da geldiği zaman yani onlar için. kolay olmadı. Sayıları bitti. Onun için aman bir an önce yardım istediler. Yani destek istediler. Yine yüz binlerce insan 1101 yılında ikinci defa girdiler Anadolu'ya. Bu defa ise bakın birincide sadece birinci Kılıçarslan mücadele etmişti. Bu defa e, o i̇kinci sıra birinci Kılıçarslan da danışmentli Gümüştekin Ahmet Gazi ile mücadele ediyordu. Bu defa bunların faaliyetlerini gördüler. danışmetlilerle Anadolu Selçukluları birleşti. Mustafa Bey önce Normanlar girdiler, büyük bir kitle 100 bin kişilik. Ardından Fransızlar girdiler. Bunlar grup grup giriyorlar, 100 bin, 150 bin kişiler. Ardından Fransız-Alman birlikleri girdiler. Bu üç gücü de Antakya varıncaya kadar Danışmen Gümüştekin Ahmet Gazi ile Birinci kılıç arslan kestiler, yok ettiler. Ellerine sağlık. Yani müthiş. Bakın birliktelik olduğu zaman ne ortaya ya. çıkıyor. Birliktelik olduğu zaman bu milletin önüne kimse duramaz. Fakat devam ediyor. 1145'te 3. Haçlı Seferi başlıyor. başlıyor. Bu defa oradan değil denizden de gelmeye başlıyorlar. Kralları gelmeye başlıyorlar ve orada ciddi manada güç oluşturuyorlar. İşte böyle bir gücü Selahaddin Eyyubi mahvediyor. Birlikteliği sağlıyor. Nurettin Zengi vefat ettiği zaman geliyor, birlikteliği sağlıyor ve bu birlikteliğin verdiği güçle Kudüs'ü zapt ediyor. Kudüs'ü alıyor ve Kudüs'ü gerçekten bir tek kişinin kılına dokunmuyor. Onun için buradaki insanlar ey hıyanetten de daha zalim olan merhametlerler. Batılılar, evet. yani bize öyle bir merhamet gösteriyor ki ellerine esir düşen askerlerimiz Müslüman oluyor. Adeta ders çünkü bunlar verircesi. ellerine su veriyor, ekmek veriyor, aç insanımıza öldürmüyor diye bunları ifade ediyorlar. Adeta ders verircesine değil mi hocam? Kesinlikle. Onlar katliam yapıyor ama e, Selahattin Eyyubi ise onlara inanışlarına neyse artık ona göre devam etmelerinin de önünü açıyor aslında. Şimdi hocam. E, daha diyeceklerimiz var tabii ki Selahattin evet. Eyyubi hakkında ama hocam şey de merak ediyoruz aslında Osmanlılar neler yaptı hocam Haçlılar'a karşı. Şimdi Osmanlıların tabii ayrı bir dönem açılacaktır Osmanlılarla Selahattin Eyyubi Kudüsü aldığı zaman tekrar kurtarmak için gelecekler aslan yürekli Richard İngiliz çok ciddi savaşlar olacak. Baş edemeyecekler ve orada bir mücadele dönemi, bir dönem kapanacak. Ama buna rağmen Akkada falan tutunmaya devam edecekler. Haçlılar belli bir şekilde. Fakat Osmanlıların devreye girmesiyle beraber çok önemli bir yeni dönem açılacak. Bu yeni dönem Türklerin ilk kez Balkanlara ayak basmasıdır. 1352'de. Balkanlara Türklerin ayak basmasıyla beraber bir anda müthiş fetihler gerçekleşir. Edirne, Gelibolu, Edirne, Filibe, e, Türkler Tuna'ya kadar, Nibolu, Manastır, hemen hemen bir anda müthiş bir fetih şeyi başlayacak ve bu fetih geriye doğru İstanbul'u kuşatacak. Yani önce ileriden başlayacak, İstanbul çevresini doğru dolanacak. Roma çevresini dolanacak ve Türk kuşatması şeyi ablukası altında verecek. Hem doğudan hem batıdan İki tarafı da Müslüman. Ama artık Avrupa'ya doğru ilerleyen bir güç var şimdi. Zinde bir güç var, yeni bir güç var. Bu bir kez daha Avrupa'yı bir araya gelmesini, Haçlı seferlerinin tekrar başlamasına yol açacak. Hmm. Ya bu önemli bir husus. Tabii o sebeple de daha İstanbul fethedilmeden 1389 Kosova. Kosova Savaşı. Kosova. 1444 Varna. Yine 1396 Nibolu. 1444 Varna. 1448 İkinci Kosova. Yani dört tane haçlı seferiyle, çok güçlü haçlı seferiyle karşı karşıya kalacağız. Şimdi bizim birinci haçlı seferleri uzun süreli devam ettiği için yıllarca orada çok daha haçlı seferleri deyince hep eskiler akla gelir. Halbuki bu haçlı seferleri onlardan daha az zayıf değildir. Buradakiler tam savaşçı askerlerdir. Fakat Osmanlı öyle bir demir mengene ki sıkıyor yok ediyor Mustafa Bey. Elhamdülillah. Bir savaşta bitiriyor işini. Tek savaşta. Yani birlik var, beraberlik var, güç var, silah var, disiplin var. Demir bir mengene gibi yer etiyor. Yani bir yerde tutunamıyor adam. Birinci Haçlı Seferinde 1389 bütün Balkan güçleri var. Sırbistan'ı var, Eflak'ı var, Boğdan'ı var, Arnavut'u var, var, Macar'ı var. Bütün Balkan güçlerinin bir ittifak halinde müthiş bir kitle. Yani hatta elçisi geldiği zaman şeye birinci Murad'a diyor ki 70 bin, bin kişilik Müthiş bir alay gösteriyor ona birinci Murat'an. Ey şah diyor. Tamam ordunu bana gösteriyorsun diyor. Disiplinli bir ordun var ama bizim kralların diyor bunun gibi 10 orduyla geliyor. Senin bana bu gösterdiğin 10 orduyla geliyor. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Bana bunu gösteriyorsun. Anlıyorum çok güçlüsün. Gücün var ama biz On katıyla geliyoruz. Ey melun diyor. Bütün diyor cihanla gelsen onumuzu 10 on defa kırar yollarım diyor. Sen daha maşallah. bu ordunun gücünü bunun yumruğunu yemedin. Türk'ün gücünü görmedin. Diyor onumuzu 10 on defa kırar öyle gönderirim diyor. Gelin buyurun diyor. Bekliyorum sizi. İmana yüreğe bakın ya, ya maşallah. Gerçekten şimdi şu duruş şu bakış. Ya şimdi Mustafa Bey işte o birinci Murat'a, Murat'ı, Hüda tanımayan adam, tanıyan adamın kalbine güç gelir. Evet Kuvvet mi? gelir değil mi? Tanımayan adam korkak olur. El tabancasını yemeyen kendi tabancasını demirden zanneder. Şimdi tabanca deyince, <laughs> bugünkü tabancayı tabanca, şu taban var ya taban, evet, evet. tabanca, el tabançesini yemeyen, kendi tabancasını demirden zanneden hmm. Size Türk'ün gücünü göstereceğim gelin diyor buyurun. Evet. Türk'ün Bir vuruşta ne da e, ölüm getiriyor yalnız. Yani vuruşta da <gülüyor> <gülüyor> ölüm getiriyor o da. Şimdi Murat Han'ı bilen adamın kalbine kuvvet gelir. Değil mi? Tabii ki. Korkusu gider. Murat Han'ı bilmeyen adam korku duyar. Biz az bir kuvvetle nice çok kuvvetleri mahvetmişiz. Nice azlar evet. Evet Çuklara yani. Galip gelmişiz. E Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemiyor mu? Evet. O güven ama neye? Cenab-ı Hakk'ın nusretiyle Peygamber Efendimizin himmetiyle biz diyor kırar geçeriz diyor. Yani nereden güç alacağını da biliyor. Yani. Nereden kuvvet alacağını da biliyor. Onun için diyor sizi bekliyorum. Ve tabii orada Müthiş bir rüzgar esiyor. Düşman gelmiş, korkunç kalabalık. Ve sabahleyin iki ordu birbirine girecek. Karşı taraftan Türk ordusuna bir rüzgar esiyor. Düşmana bakamıyorlar gözlerine. Öyle Kosova sahrasında. Yani hani bir taraftan bir yere doğru gideceksin ama Önün karşıdan kapana. böyle bir toz bulutu. Üzerine gözün açamıyorsun. Kiminle savaşacaksın? Karşı taraf da seni en berrak haliyle görüyor. Ya Rabbi, eğer şu Murat kolunu bir kurban alacaksan Murat kolunu kurban al. Bu orduyu hezimete uğratma. Senin namını, senin adını her yere duyurmak isteyen bir ordudur. Ya ilahi, beni kurban eyle, beni seç. Bir dua bu kadar kısa zamanda arşa ulaşır Mustafa Bey. Ve evet. Osmanlılar bir anda sanki o rüzgar <laughs> duruyor, tersine esiyor ve karşı tarafı 1389'da perişan ediyor ama kendisi de şehit düşüyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şefaatine, eylesin. şefaatine kavuştursun. <laughs> Bu... E 1396'da Yıldırım Bayezid Nivolu'da. 2. Murat 1444'te 1448'de önce Varna'da sonra Kosova'da. Dört defa Haçlıları mahvedince artık hatta son seferde ki e, Yıldırım Bayezid'in özellikle şeye gelirken öyle bir demirden demirden böyle zırhlarla geliyorlar ki sadece gözleri görünen ordular. Bunların içinde artık İngiliz var, Fransız var, Alman var. Hepsi bir arada. Gök çökse demir kargılarımızla tutarız diyen bir ordu. Yıldırım bunları mahvediyor. Bunların her birisi inşallah ileride birer konu aynen, olur. Aynen Mustafa hocam. Bey işleriz <laughs> ve inşallah hocam. ve dört seferde Haçlıların bütün gücünü kırıp ardından Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alınca bir dünya gücü haline gelecek Osmanlı ve belki Viyana'ya kadar 200-250 sene Osmanlı'yı Haçlı seferlerini durmuş olacaktır. Viyana'dan sonra yeniden Haçlı seferleri başlayacak. Ardından artık Abdülhamit Han'ı düşürüp bugünlere getirenleri de biliyoruz tabii Mustafa Bey. Aynen öyle hocam. <laughs> hocam programımızın da son 9. E, dakikasındayız. Lakin şunu da sormadan geçemeyeceğiz. E, günümüzdeki Haçlı Seferlerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Mustafa Bey, tarihin en sinsi Haçlı Seferiyle karşı karşıya kaldık biz son 40 senede. Tarihin en sinsi Haçlı Seferi nedir desek, bana göre bu sefer diyalogtu. Türk'ü silahıyla, gücüyle, topuyla, tüfeğiyle mahvedemeyen insanlar. Bütün bunların maksadı neyi yok etmekti? Türk'ü yok etmekteki maksadı ne adamın? Gayesi ne, hedefi ne? Aslında İslam'ı ortadan, İslam ortadan kaldırmak değil mi? Çok Tabii güzel. Ki. İslam ortadan kaldırmak. Evet, mesele bu. Tabii birçok nedenleri var ama ana nedeni Peki, o. Peki, öyleyse bu Müslümanı ben ortadan kaldıramıyorum. Yok edemiyorum ya. Bu adam öyle bir çarpışıyor ki. Neyle çarpışıyor? Türk'ü çarpıştıran ne? Az önce Murad-ı Hüdavendigar'da söylerken. Bu da onun imanı değil mi? Evet. Öyleyse bu imanını yok etmek. İmanını bozmak. İmanını kırmak. O zaman Türk kalıyor mu ortada Mustafa Bey? Kalmaz tabii. Ki. Kalmıyor. İşte tarihin en sinsi planlarından biri en sinsi Haçlı Seferi diyalogtur. 50 sene içerisinde 40 sene içerisinde ılımlı İslam diye başlatıp İslam'ı yok etme, İslam'ı bozma, İslam'ı değiştirme, Müslümanı Hristiyanlaştırma ayağıydı bu. Ve bunu 40 sene boyunca sinsice yapmadılar mı? Evet. Bir milletin evladını elinden almadılar mı? Bir millet yani evladı nereye gidiyor diye bakmadı. Ve en sonunda korkunç bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Bunun teorisyeni Mehmet Aydın nerededir acaba bilmiyorum. O profesör İzmir İlahiyat'ın dekanıydı. Şeyin Aydın. teorisyeniydi. Şimdi nerededir bu adam? Hazırlayıcısı bu adamdı bu diyaloğun. Ve Kur'an-ı Kerim'in yüzde kırkı atılmalıdır diyen adamdı. Değişmelidir Kur'an-ı Kerim'in yüzde kırkı diyen adamdı. İnne dine indallahil islam ayetini kaldıran adamdı. Bunların bütün yaptığı projeler, şeyler, İslam'ın yok edilmesiydi. Kelime-i Tevhid'i de yarıdan Kelime-i Tevhid'i atacağız diyorlardı yarısını. Evet. Muhammed Resulullah olmayacak diyorlardı. Ve bunu bu Müslüman ülkede yaptılar. Bundan daha büyük bir felaket olabilir miydi? Bundan daha büyük bir felaket. Bu gittiği zaman Türk olur muydu? Türk kalır mıydı? Bugün Türk diye bir şey yoktu. Zaten bu ülke bitmişti. Daha korkma. Hala korkan adamlar var. Korku veriyorlar diyorlar ya. Şöyle olacak, böyle olacak, şöyle gidecek. Ya korku ne korkusuzluğa? Uyku ne uykusuzluğa? Artık alış susuzluğa. Artık acıkmadan yürü. Hayır yaşayın hocam. Maşallah. Yani bırak artık korkuyu at. Korku senden gitti. Daha ne korkusundasın? Mustafa Bey hadise bu. Bundan sinsi bir şey olamaz. Öteki adam korkmayacak. Pensilvanya'da oturacak. Niye korkmuyor? Berikiler hapishanede yatacak. Korkmayacak. Hala oyun kuracak. Hala bir şeyler düşünecek. Kim var bunun arkasında? Amerika. Amerika'ya güvenen korkmayacak. Allah'a güvenen korkacak. Ayşe. Var mı böyle bir şey Mustafa Bey? Güvenimizde bir kor şey mi var? Zayıflık mı var? Bundan kork. Hz. Ömer Efendimiz ne diyor? Saat bir Nebi vakkası orduyla sefere gönderirken, ya Saat, düşmandan korkma, Allah'tan kork. Düşmandan korkma, Allah'tan kork. Bunu söylüyor. Onun için bugün de korku dağları böyle korku imparatorluğu gibi aman efendim şöyle olursa ne olur, böyle olursa ya evet çıkarsa diyor korkuyor adam. Asıl güçleneceksin. Bazıları hala böyle provokandalar yapıyor. Şu oluyor, bu oluyor, şöyle mi olacak gece falan filan. Hani bir, bir o da ne oldu bilmiyoruz böyle ülke reklam oluyor, bilmem ne oluyor, bir şeyler oluyor. Memlekette oyun kuruyorlar ya, hiç korkma ya, Korkma zaten öleceksin bir kez ölürsün, bir kez ölürsün, iki kez değil. O da aslan gibi ölürsün. O da aslan gibi ölürsün, adam gibi ölürsün. Korku duyma. Aynen öyle hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında konumuz o kadar e, detaylı bir konu ki yani Haçlı seferleri başından sonuna kadar hakikaten her biri birinci Haçlı, ikinci Haçlı, üçüncü Haçlı, dördüncü Haçlı ve günümüzdeki Haçlı. Aşkın seferi bitmez Mustafa. <laughs> bitmez Bey. devam bitmez. eder. E devam eder. Onun için tek bir şey var. Uyanık durmak var. Uyanık durmak. Birlik ve beraberliği muhafaza etmek, muhabbeti muhafaza etmek. E, başındakilerle, inşallah Cenab-ı Hak da e, onlara e, hep başımıza uygun insanları getirsin. Onlarla i̇nşallah. beraber hareket ettiğin zaman da, çünkü Cenab-ı Hakkın rahmeti birlik beraberliktedir. Azabı ayrılıktadır. Hı hı. Düstur belli, prensip belli. Uygulayabilirsen gelecek senin. Uygulayamazsan, bölünürsen, parçalanırsan kaybeden sensin. Bu kadar basit. Allah korusun. Allah korusun. Hocam, e, gerçi soruların birçoğuna cevap verdiniz. Ben isimleri zikretmedim ama e, Konya Kitap Fuarı'na geleceğinizi söylemiştiniz ama net bir tarih söylememiştiniz demiş Yavuz Bey. Öyle mi? Zamanımız varsa bilmiyorum. Var. Zamanımız hemen, var hocam. Konya, bu arada ben hemen yani siz ona bakarken. Mi, değişmedi mi bilmiyorum açıkçası. Allah Konya, izin verirse. Evet, 25 Nisan'da gözüküyor. 25 Ama Nisan. bu e, kitap fuarı mı onu bilmiyorum. Çünkü başka bir programda olabilir. Hı hı. E, sanki başka bir program gibi. Konya'da o zaman Kayaka olabilir bu. Kayaka'nın programı. Öyle bir şey olabilir. Evet, ee, salı günü Allah izin verirse Ordu'da olacaksınız. Salı günü Perşembe inşallah Ordu'dayız de... saat 14. Perşembede de niye inşallah 14.30. 30 Konferanslarım. Hocam çok teşekkür ediyoruz evet, verdiğiniz teşekkür kıymetli bilgiler için. Bizlere de izleyicilerime e, muhabbetlerimizi dil, söylerim. İyi Allah razı diliyorum. olsun. Gittiğiniz yerden de Lale Gül ekibi olarak ve ailesi Aynen. olarak selamlarımızı Siz da getirirsiniz. Üstüne. Sağ olun, var olun. <laughs> değerli izleyenlerimiz, programımızın başında da hatırlattığımız gibi hocamızın kaleminden çıkmış çok değerli kitapları armağan edeceğimizi söylemiştik. Şimdi o isimleri hemen zikredelim. Hüsna Demirbağ, Hidayet Moroğlu. Ertuğrul Yusufoğlu hocamızın e, kitaplarından kazanan isimler ve yanında <gül> Lale Gül dergimizden de inşallah birer tane e, hediye etmeyi düşünüyoruz. Telefon marifetiyle kanalımıza ulaşıp adres ve iletişim bilgilerinizi verdiğiniz takdirde kapınıza kadar gelen hediyemizi de inşallah kabul buyurursunuz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına kendisine emanet edileni en iyi şekilde hıfzı muhafaza eden Yüce Rabbime emanet olunuz. Allah'a ısmarladık. <laughs>